Türk Haber Televizyon kanalı olarak geldik gene Çınarcık sahiline. Burada 3 tane gemi gene şu an denize mevcut proje için boşaltmalar yapıyor. Şu anda kameramızdan görüyorsunuz. Resmen toprak boşaltılıyor. 2 saat evvel bundan yaklaşık olarak DHL'den bir grup, devletten bir grup geldi. Gemide kontrol yaptılar. Yaptıkları kontrolden sonra şu an bakın gene toprak olarak görüyoruz. Dökülen net bir şekilde. Yaptıkları kontrolde geminin üst kısmı komple taş doluydu. Biz de bunu çektik, doğru. Fakat kontrol yapıp gittikten sonra, boşaltmalar başladıktan sonra şu an denize resmen bakın kayıtlarımıza giriyor şu an. Dikkat et, dikkatli bakın. Bize bunu Çevre Müdürlüğü kaya olarak iddia etti ama biz gösteriyoruz. Burada resmen harfiyat toprağa dökülüyor. Yarın da zaten veya ilerleyen günlerde denizden de çekim yapacağız. Daha net çıkacak. Yani burada gerçekten bir çevre katliamı var. Bakın şu an dikkat edin görüntüye, kepçeye. Resmen toprak boşaltıyorlar. Ve denize yakın bir şekilde kepçeyi aşağıdan boşaltıyorlar. Toprak belli olmasın diye. Şimdi arkada ikinci bir gemi var. Ön tarafta Ceren 3, arkada Nehir isimli gemi var. Bakın gene görüyorsunuz. Bu resmen toprak şu an denize boşaltılıyor. Ne düşünüyorum? İyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz burada deniz kenarı diye yer aldık ama geldiler burayı kapatacaklar. Önümüzü, denizimizi kapatacaklar. O nedenden dolayı istemiyoruz aslında. Yani benim görüşüm. Peki sizce deniz kirletiliyor mu görüntüyü? Tabii. Bakın mesela ne boşaltıyorlar? Tabii denizi kirletiyor şu anda. Ne boşaltılıyor, ne görüyorsunuz? Bilmiyorum, herhalde kil atılıyor benim anladığım kadarıyla. Deniz kirleniyor. Yani büyük şöyle 300-400 kiloluk taşlar mı atılıyor yoksa? Yok yok, sadece çamura benzeyen bir şey var. Onu atıyorlar. Anladım, peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, vatandaşımıza da sorduk. İşte vatandaş da düşüncelerini anlattı, gördüklerini anlattı. Burada da bir amca görüyoruz. Amca merhabalar, seni tanıyalım. Efendim? Seni tanıyalım. Ali Telci. Ali amca, ne yapıyor şu karşıda gemide? Ne döküyorlar bakar mısın? Ne bileyim, harç atıyorlar galiba. Harç mı atıyorlar? Denize uygun mu sence dökülmesi? Bilmem, o bir şey değil de ne yaptıklarını bile belli olmuyor. Merhabalar, sizi tanıyalım. Ben Mustafa. Mustafa abi, ne yapıyorlar şu an denize, ne döküyorlar? Bir bakalım beraber. Dolduruyorlar. Neyle dolduruyor? Böyle 300-400 kiloluk taşlarla mı? Büyük taşlarla mı? Büyük taşlarla, toprak. Bakalım ne döküyorlar şu an? Şu an ne dökülüyor amca? Ne görüyorsun? Çamura benziyor bir şu anda. Toprak. Ne görüyorsun amca? Yani harfiyat kırıkları. Harfiyat kırıkları görüyorsun değil mi? Bu çevre denize zarar veriyor mu sence? Denize ne zarar verecek? Burası dolacak böyle daha ileriye kadar. Evet. Evet. Yol genişleyecek. Merhabalar, siz tanıyalım. Ben İlhan. Türk Haber Televizyonu. Evet, Türk ben Haber. İlhan. Burada esnafım. Ben de esnafım, burası benim dükkanım. Burası dolgu oluyor tabii. Bence çok süper de olacak yani. Evet. Büyük bir yeşil alan olacak. Şimdi proje çok güzel bir proje. Evet. Biz bunu yapanları, projeyi tebrik ediyoruz. Ama projede kullanılan malzeme yanlış. Biz onun orasındayız işin. Sizce ne boşaltıyorlar şu an oraya? Ya tabii. Oraya büyük kaya atılması lazım. Evet. 300-400 kiloluk. Ama mutlaka şu gördüğünüz şeyde. Mutlaka onu da yaparlar yani. Bilmiyorum da yapmaları lazım. Ama şimdi bir de şöyle var.
Önce bir set çekersin taşlarla. Evet. O set çektikten sonra seti çektikten sonra orta alanı doldurursun. Bu normaldir. Evet. Yapılması gereken usul olan budur. Evet. Ama direkt toprağa, denize bu seti çekmeden bıraktığın zaman o ne olur? Bütün Marmara'ya yayılır. Yanlış mı düşünüyorum? Ya tamam, siz de kendiniz de haklı olabilirsiniz ama ben sadece proje olarak bakıyorum. Biz projeyi destekliyoruz. Şey... Projeye biz ama bir şey demiyoruz. Malzemeyi biz karşıyız. Yani malzemesini bilemem yani o kadar da... Ne görüyoruz? Peki ne görüyoruz şu an? Büyük kaya parçaları mı? Bakalım ne yapacağım daha? Hafiyettir. Şu anda hafiyettir yani. Öyle büyük kayalar yok. Ama, ne atıyor? Evet, hafiyettir yani. Tabii hafiyettir. Şu an ne döküyorlar? Taşlar var içinde ama öyle kayalıklar yok. Küçük bak şu an ne gördük mesela? Bir toz bulut da çıktı değil mi? Evet. Denizde bakın orada aynı şekilde. Peki işler nasıl? Ticarette. İşte Çınarcık'ta esnafın durumu nasıl? Kışta zorunu geçirdiniz zor bir şekilde. Kışın çok zor tabii. Burada tabii. Hiç uzun bir kış. Yatırım falan tabii. Kimse yok. Genelde satışlar yok ama yazın inşallah olur. Tekstil sektörüyle uğraşıyorsunuz. Evet, şöyle kameramız o da düştü. Evet. Tekstilde de yani bu sene bir sıkıntılar oldu. Evet, Orta Doğu karışıklığından dolayı. Orta Doğu, Rusya. Sizleri de etkiledi otomatikman. Çok çok etkiledi tabii. Ama işte bakalım dolaylı yollardan Rusya'ya bir şeyler gönderebilirsek göndeririz. Gönderemezsek yandık. Çınarcı'ya gelen turist yerli mi yabancı mı? Yerli. Genelde yerli İstanbul ağırlıklı. Tabii burada da Suriye ve Irak olmak üzere bayağı insanlar var. Peki bol kazançlar dileriz. Teşekkür ederim. Bayan da geliyor hocam. Evet abla bizi çağırdın. Ne söyleyeceksin? Buyur. Torun var da bilmiyorum. Şey deniz için yani. İstemiyoruz denizi doldurmaktan. Niye? Niçin istemiyoruz? Her yerde park var. Ama deniz her memlekette yok ki. Biz deniz görmeye geldik. Deniz eski ev aldık. Nereden geldiniz? Ankara'dan. Ankara'dan deniz için buraya geldiniz. Giderdim arkalardan ev alırdım ben. Pahalı evi niye aldı bir oda bir salonu. Deniz görmek için. Gene denizi göreceksiniz ama. Gene denizi göreceksiniz. Peki abla bir şey soracağım. Ne döküyorlar denize gördünüz mü? Bakıyor musun? Toprak döküyorlar. Doğru mu? Görüyorum buradan. Bakın işte. Toprak döküyorlar değil mi? Toprak döküyorlar. Yani bir o. İkincisi de bence kentsel dönüşüm pisliğini döküyorlar. Kim döküyorlar denize? Evet. Ablamız bizi gördü çağırdı. Abla inşallah mutlu olursun, huzurlu olursun. Deniz manzaran bal olur. Yani kapatmasınlar. Plaj yapsınlar buraya. Buraya serhoşlar iki kopu getirecekler buraya. İçkisini alan. Burada burası öyle adı keskesi. Güzel bir çınarcık değil ki. Evet, peki teşekkür ederiz. Evet, burada bir şey bağırıyorsun, ne diyorsun? Oradan sesin geliyor, hayırdır ne söylüyorsun? Söyle bakayım. Ya ben bu projeyi istemiyorum. Niye? Gerçi, yani fikrimi sorarsanız ben bu projeyi istemiyorum. Çünkü biz burada, ben burada esnafım. Burada deniz kenarı diye biz buraya yer aldık. Pahalı aldık. Şimdi denizimiz gidecek, daha oraya kadar denizi görmek için 100 metreye gideceğiz. Artı buraya önümüze belediye dükkan kuracak, önümüzü kapatacak, denizimizi kapatacak. Bu nedenden dolayı proje bana göre saçmalık yani, başka bir şey değil. Sadece fazla devlete fazla masraf, başka bir şey değil. O kadar araziler var, istediklerini arazinin üzerine kurabilirler. Ama gelip de denizi doldurup denizi değerlendirmesi bana göre çok saçmalık. Hem hava kirliliği yapıyor, hem de vatandaşa haksızlık yapıyor. Esnafın durumu nasıl Çınarcık'ta? Çok kötü. Çok kış sezonunu bitirdik. Yazı az kaldı. Aha. İnşallah işleriniz açılacak. İnşallah Allah'ın izniyle. Ama yani kötü yani. Esnafların durumu zaten burada 3 ay 4 ay çalışıyorlar. Sezon. Evet, sezonluk olarak çalışıyorlar. Durum çok iyi değil. Peki. Teşekkür ederiz sağ olun. Teşekkür. Evet abi, martıları mı seyrediyorsun? Neyi seyrediyorsun? Şeyleri bakıyorum. Ne boşaltıyorlar denize? Dolduruyorlar burayı. Şu an ne döküyorlar? Karışımlı bir madde döküyormuşlar ama toprağa. Taş mı toprak mı dökülen? Taşla karışık da diyorlar toprağa bir madde katıyormuşlar. Merhabalar. Merhaba.
bakıyoruz abi. Martılara mı bakıyorsunuz, gemilere mi? Gemilere toprağa mı? Ya ne yapıyorlar baksana. Ne döküyorlar şu an? Bakın mesela. Toprak dolgu yapılacak diyorlar ya. Tamam. Taş mı, büyük taş bloklar mı dökülüyor, toprak mı? Toprak dökülüyor abi işte şu anda. Taş da var içinde. Karışık ama genelde toprak baksana. Ama diyorlar o toprağa bir atıyormuş da çimento gibi oluyor. Ha. Yok öyle bir şey. Orada şey ettiler, vekiller vardı, öyle söylediler. Herkes bir kafasına göre bir şekil yapıyor işte, konuşuyor işte. Peki bu sizce çevreye zarar veriyor mudur? Dolgu yapılacakmış işte, düzenlemeye geliyormuş bakalım nasıl düzenleme olacaksa. Proje çok güzel bir proje. Biz projeye karşıyız ya, biz kul dökülen toprağa karşıyız. Çünkü denizin altını bozuyor, balıkları öldürüyor. Oradaki canlıları, denizin altındaki canlıları öldürüyor. Şimdi bu toprağın üstüne taş koyacaklar abi, o taşlar da öldürecek. Yani başka türlü nasıl yapılacak? Bir şekil olacak. Bu şekilde daha dolduruyorlar da bak. Orada gibi bura dolacakmış. O komple böyle doldurmayacak. Şu gemilerin etrafında bir renk şey var mı suda? Bir renk farkı var mı görüyor musunuz? Farkı var mı? Yani renk değil. Denizin temizlenmesi anlamında mı o görüntü sizce nedir? Buraya biraz daha dolarmış denizde. Baksana bulanık yani. Kirlenmiş mi? Tabii. Toprak döküyorlar, toprak döküyorlar da. O toprak mı kirletiyor denizi şu an sizce? Tabii içiyorlar. Sizce ne olabilir? Biz şimdi haberci olarak söylediğimiz zaman insanlar sanıyor ki biz yorum yapıyoruz ama sizler direkt gördüğünüzü yok, direkt gördüğünüzü söylediğiniz zaman daha doğru oluyor. Çünkü ama sizler sonuçta halksınız. Bu toprak sizin, bu deniz sizin. Ama suya dökülen toprak tabii ki suyu bulandırır. Herhalde canım o şurayı da kaldı. Buradan nerede o toprak değişmeyecek yani illa. Ablacığım merhabalar. Martılara mı bakıyorsunuz? Ben gemiye bakıyorum. Gemiye mi bakıyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Güzel olacak. Yapılan her şey güzel olacak. Evet. Tabii ben memnunum. Evet. Evet burada ablamız, memnun olan vatandaşımız çıktı. Biz gene çekmeye devam edelim.